Kastamonu, Çorum ve Sinop illerinin ortak noktasında bulunan ve 500 yıl önce yapılan tarihi Yukarı Şehirören Köyü Camisi'nde bir araya gelen köylüler geleneksel hale getirdikleri bayramlaşma töreni düzenledi. Başta Ankara ve İstanbul olmak üzere çeşitli illerden gelen vatandaşlar bayramlara buluşma noktası olarak Yukarı Şehirören Köyü Camisi'ni ziyaret ediyor. Yukarı Şehirören Köyü Camisi'nde toplanan kalabalık bayram namazı kıldıktan sonra birbirleriyle bayramlaşıyor. Ardından kahvaltıda bir araya gelen vatandaşlar kendilerine ikram edilen çay ile birlikte sohbet etmek imkanı buluyor. Bazı aileler çocuklarıyla geldikleri ziyarette hoşça vakit geçirirken çocuklar ise toplu oynayarak eğleniyor. Köylüler her bayramda bir araya geldikleri 500 yıllık tarihi Yukarı Şehirören Köyü Camisi'nde hem birbirleriyle konuşuyor hem de bayramlaşarak ataların geleneklerini günümüzde de yaşatıyor. Ayrıca köylüler uzak yoldan gelen vatandaşlar için kendi ürünlerinden yaptıkları helva ve yöresel ekmek ikram ediyorlar. Kastamonu Üniversitesi Turizm Fakültesi Öğretim Üyesi Hikmet Haberal, Kastamonu'nun Taşköprü ilçesine bağlı Yukarı Şehirören Köyü'nde tarihi cami bulunduğunu belirterek şunları söyledi. Kastamonu ili Taşköprü ilçesinin Yukarı Şehirören Köyü'nde bir cami bulunmaktadır. Bu caminin varsayımlara dayanarak 400'ün 450 veya 500 yıllık bir cami olduğu görülmektedir. Caminin mimarisi olarak da tamamen taş duvarlarla örgülü, içerisinde ahşap olduğu gördük. Vatandaşlar da öyle söyledi. Caminin özelliği şu. Çorum Kargı, Sinop Boyabat, Kastamonu Taşköprü ilçesinin köylerinin ortaklaşa cuma günleri, bayram günleri gelip burada namazlarını eda ettikleri görülmekte. Bunları anlattılar. Biz şuna şahit olduk. Bayram namazından sonra uzun yıllar bir gelenek olan geleneği halen devam ettirdiler. Namazdan çıktıktan sonra ellerinde bir kumanya, yapmış oldukları köydeki ürünlerle bir helva ve yöresel bir ekmekle o diğer ilçelerden, diğer köylerden gelen vatandaşlara burada yollarda azık olarak kumanya olsun diyerekten hem atlarını besliyorlar hem de gelen insanlara bunları ikram ederekten yolculuk boyunca onlara iyilik, yani daha hayatlarını idame ettirmesi konusunda böyle bir kolaylık sağlıyorlarmış. Bu gelenek günümüzde de devam ettirilmektedir. Aşağı Şehirören Köyü, Yukarı Şehirören Köyü ve Şehirören Köylerinin de ortak olarak kullanıldığı bir cami olarak da günümüze devam etmektedir. Aşağı Şehirören Köyü Muhtarı Erdoğan Kaya da şunları söyledi. Senedir bayram kahvaltısı geleneği oluşturduk. 12 senedir falan. Her sabah böyle bayram sabahlarında köylümüzü bir araya getirip şu akşamdan hazırlıyoruz kahvaltımızı. 12 yıldır devam ediyorsunuz bu geleneği. 12 yıldır devam ediyoruz. Yukarı Şehirören Köyü Muhtarı Satılmış Gökse ise sözlerini şöyle sürdürdü. En yaşlıları, bunlar bu köyün çınarları, bunların sayesinde buralar kuruldu, bu bina yapıldı. Eski muhtardı bu, köyün muhtarı. Şimdi 90 küsur yaşında, maşallah daha yolu uzun. Köyün kuruluşu daha eski, cami zaten daha eski, onu bilen yok. Bu ziyarette, bu ikramda işte İstanbul'dan gelenlerin hayretiyle onlara bir ikram, çevreden gelen ikramlarından bunlar da yardımcı oluyor elhamdülillah köyün yaşlıları olarak. Vatandaşlar bayram yemeğinden dolayı bir araya gelerek sohbet ettiklerini ve bayramlaştıklarını belirterek bu uygulamadan dolayı memnuniyet duyduklarını söyledi. Bayram sabahında yapılan bu etkinliği yani güzel buluyoruz, hoş buluyoruz. Köylülerimizle kaynaşmak, birlik beraberlik, bayramlaşmak, eskileri yad etmek, eski yani o gelenek göreneklerimizi uygulamak. Yani hoş muhabbet, hep beraber bayram sohbetlerini yapmak, görmediklerimizi bu bayram yani bayram nedeniyle görüşmek. Yani güzel bir olay, etkinliğimiz de güzel. Sağ olsun köyümüzün muhtarı da buna vesile oluyor. Katkıda bulunanlar için de teşekkür ediyoruz. Geldik.